Yahya Kemal Beyatlı ölümünün 130. yıl dönümünde doğum yeri Makedonya'da anıldı. Üsküp ki Şardağ'ın da devamıydı Bursa'nın. Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran Yahya Kemal Beyatlı doğum yeri Üsküp'te unutulmadı. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ünlü şairin vefatının 130. yıl dönümünde Üsküp'teki Kültürel Bilgilendirme Merkezi'nde bir konferans düzenledi. Konferansa Türkiye ve Makedonya'dan çok sayıda davetli katıldı. Konferansta Yahya Kemal'in Rumeli coğrafyası ve Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküp hatıraları konulu tebliğler sunuldu. Bir lale bahçesiydi, dökülmüş temiz kanın. Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk şiirine, Türk edebiyatına öncülük yapmış. 20. yüzyıldaki Türk şiirinde çok önemli bir yere sahip olduğunu kanaatindeyiz ve bunu herkesten bilmektedir. Bu anlamda bu konferansın Üsküp'te olması ayrı bir mutluluk verici bizim açımızdan. Yahya Kemal sadece şair olarak değil, aynı zamanda bir fikir adamı, bir düşünce adamı olması dolayısıyla da yine Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yeri var. Bu itibarla Yahya Kemal'in bu 130. doğum yıl dönümünde özellikle burada, yani doğup büyüdüğü bu topraklarda anılması Yunus Emre Enstitüsü ile Kubbealtı Akademisi tarafından tekrar gündeme getirilmesi, özellikle genç nesilleri hatırlatma açısından bence çok önemli bir etkinlik olarak görüyorum. Anma programının sonunda Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu da sahne aldı. Azerbaycan'dan dünyaya doğan güneş Seyit Yahya Bakuvi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Seyit Yahya Bakuvi anısına bir sempozyum düzenlendi. 19 bin öğrenci ve 360 kamil insan. Eserlerinin yanında yetiştirdiği öğrenci ve bilim adamlarıyla Azerbaycan'dan dünyaya doğan güneş Seyit Yahya Bakuvi. Bakü'de düzenlenen sempozyum, Seyit Yahya Bakuvi'nin günümüze yansıyan takipçilerini bir araya getirdi. Sempozyuma bilim adamları, Bakuvi'nin takipçileri ve milletvekilleri katıldı. Sempozyumda Seyit Yahya Bakuvi'nin anısına tasavvuf musikisi de seslendirildi. Akademisyen Mustafa Tatçı, Bakuvi'nin yaratıcılığını aşk, irfan ve adaletle ifade etti. Onun öğrencilerinin içinden çıkan kişilere baktığımızda pek çok musiki şinas, bestekar, hanende olduğunu göreceksiniz. Estetik sanatlarla ilgili pek çok insan göreceksiniz. Mimari eserler ortaya koyan insanlar göreceksiniz.